Çok konuşulan bir konu. zorlanıyorum böyle haberleri sunarken. Çocuklara yönelik istismarlardan bahsediyoruz. Tabi siyasiler buna el attılar. Bir kez daha el attılar. Bir kez daha diyorum. Bir kez daha. Bu kaçıncı bir kez daha dediğim ben unuttum. Ama bu kez ciddi olarak işin içerisine girildi. ve 6 bakanlıktan oluşan cinsel istismar komisyonu. Altı bakandan oluşan cinsel istismar komisyonu ilk toplantısını yaptı. 6 saat sürdü toplantı. Bu tür meselelerin iyi hali olmaz. Artık indirimlerin olmadığı bir ceza sistemine geçeceğiz. Milli eğitim, aile, spor, adalet, sağlık ve iç işleri. 6 bakanlıktan oluşan cinsel istismar komisyonu caydırıcılığın güçlendirilmesi için atılacak yasal adımları 6 saat boyunca konuştu. İstismarcıya kimyasal adım nasıl uygulanacak? Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ anlattı. İnfaz aşamasında kastrasyon kararı çıkacak. Yani ceza verildikten sonra bu işlem kendisine uygulanacak. Eğer kastrasyonla ilgili konuda gündem yaratacaklarsa bu iş sulandırılmış demektir. Bunu yaparken aldığı cezadan mı vazgeçeceğiz? İğneyi vuracağız. Peki iğne hormonları bastıracak. E, bastıramadığımız hormonların tedavisini ya da önleyici sistemini nasıl yapacağız? Kastrasyon. Yani erkeklik hormonunun kimyasal ilaç yoluyla azaltılması Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu hadım tek başına çözüm değil, hadım sonrası istismarcı serbest mi bırakılacak itirazını yükseltti. 40.200 e, küsurlu bir rakam 13.000'i ceza alıyor, 27.000'i cezasızlıkla salı veriliyor. Önümüzde böyle bir tablo var iken ya cezayı çekmeyecek kimyasal hadım uygulanacak ya cezanın bir bölümünden vazgeçecek ve iğneyi vurduktan sonra hadi kardeşim güle güle olmaz. Yani yeni tehlikeler, yeni mağdurlar. Yok yok öyle şey olmaz cezası infaz edilecek. Ayrıca da bazı ülkelerde bu tür kişilerin takip edilmesi var. Belki bu komisyon bu anlamda da bir değerlendirme yapabilir. İlacı kestiği zaman kişi tekrar aynı olacak. Tedavi varsa tedavinin ne olduğu tanımlanmalı. Ruhsal rahatsızlık varsa bu şekilde tedavi edilmeli. Yani bu bir sapıklık. Bazıları bunu hastalık olarak söylüyor. Sadece hastalıkla izah edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kimyasal adımı psikolojik tedavide izleyecek mi? Herkesin gözü kulağı komisyon çalışmasında şimdilik net olan artık cezai indirimin yapılmayacağı.